Başkan hanım, evet. Bu da kız. Evet. Okudu, okuttuğumuz öğretmen evet. Oldu. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Merhabalar. Hoş geldiniz başkanım. Nasılsınız? Sağ olun. Sağ olun. Nereden geliyorum? Başkanım hoş geldiniz. Başkanım hoş geldiniz. Sayın başkanım hoş geldiniz. Şerefler geldiniz. Başkanım başkanım. Sizleri gördük daha iyiyiz. Başkanım hoş geldiniz. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar. Merhaba. Zahmet etmiş, bir merhaba etmek istiyorum. Evet. Merhabalar, hoş bulduk, hoş bulduk. Çok naziksiniz, çok güzel, çok teşekkür ederim. Peşte getirin, sizin için özel yaptım bunu. Ya zahmet etmişsin. Yani, olur mu? Hadi bakalım şöyle. Bir tane alalım. Çok teşekkür ederiz, çok teşekkür ederiz. Bayramınız kutlu olsun. Sağ ol, sağ ol. Merhabalar. Evet. Merhabalar, geçmiş bayramınız kutlu olsun. Ha, harika. Nasıl gidiyor? İyi mi her şey? İyi, hadi bak. Tamam. Selamünaleyküm. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi misiniz? Sağ olun. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Merhabalar, merhabalar. Evet, sizin sayenizde Allah razı olsun. Hadi bakalım. Allah başımızdan eksik etmesin. Sağ olun. Bayramınız mübarek olsun. Hacım merhabalar. Bayramınız mübarek olsun. Merhaba size. Başkan hoş geldiniz. Başkan hoş geldiniz. Sağ olun. Bien, öyle de olsun. Teşekkür ederim. Yoruluk çok güzel oldu. Oldu mu? Çok güzel. 10 numara. Söz veririz. Biz yapıyoruz yani. Allah baba babadan da olmadı ya. Hoş geldin başkanım. Selamünaleyküm. Hoş bulduk. Merhabalar, hoş bulduk. Selamünaleyküm. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Başkanım hoş geldin. Bayramınız mübarek olsun. İyi misiniz? Merhabalar. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba, muhtarım. Sağ ol baba. Sağ ol. Sen değil misin? Bizim köyümüzde çocuklar için etkinlik yaptığı için çok teşekkür ederiz. Çocuklar, nasıl? Konforlu mu? Fotoğrafınız güzel mi? Çok güzel. Otobüslerimiz yeni biliyorsunuz. Soğuk mu? Evet. Cep telefonunuz var mı? Artık evet benim var. Wi-Fi kullanabiliyorsunuz. Biliyor musunuz? Var evet. Buraya bağlanabiliyorsunuz. Buradan giriş yapabiliyoruz. İyi harika. Sınırsız. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Çocuklarımıza da birer hediye. Kitabımıza koyuyorsunuz. Yayın orada çalışırken de dayınla da bulduracıydım. Allah'ını sevdiysen. Ta oradan mı hatırlıyorum ben? Hatırlıyorum. Sen neredeydin? Yahistan'ın oradaydım o kariyende. Bulduracı. He ben de. Dayınladaydım sen de. Çıraktım ben. He çıraktım ben de çıraktım işte burada çalışıyoruz. Tanıştığımızda memnun oldum ben. Çok geldim ama batağımızda o çocuğum. Sen çırağdın, ben de çırağdım. Merhabalar. Bekli olduk Sayın Başkanım. İyi. Teşekkür ederim. Gözlüğe yerleştim. Geçen gün ayva gediğinde olduğunu şey yaptım, indim ama yetişemedim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Etkinler. Sizin belediyeniz. Biz zaten şimdi yerinde gördük. İnanın biz azmediyoruz bu sorunları çözeceğiz. Görün inanın diye geldim. Çok şükür haklı çıktık yani. Evet. Durum bu. Çözüldü. Şimdi evet, birliğe gidiyorum. Her sorunlu alanlardı. Şimdi burayı da çözdük. Evet. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Başkanım hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar, nasılsınız? Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar çocuklar. Merhaba başkanım, hoş geldiniz. Merhabalar. Bir hediye yapmış başkanım. Merhabalar. Ne için yaptı? Merhabalar. Tamam. Emanetiniz. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Cümleten bayramınız kutlu olsun. Başkanım biz Tarsus Kadınlar Derneği olarak da Tarsus'tan size. Sen de çok güzelsin. Başkanım hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Geçen yıl çok teşekkür ederim. Hoş geldin başkanım. Allah'ın izniyle evelallah bizim başımız dik, alnımız açık. 3 yıldır görevdeyiz. Ben ve çalışma arkadaşlarım kafamızda tek yer, tek hedef, tek amaç Mersin halkına hizmet etmek. Tek düşüncemiz. Biz icra makamıyız. Yol yapacağız, su getireceğiz, fakire fukaraya bakacağız, yaşlı insanlara bakacağız, sinekle mücadele edeceğiz. Çocuklarımıza bakacağız, onların eğitimlerini düşüneceğiz, dershaneler açacağız. Belediye olarak görevlerimiz, yetkilerimiz dahilinde her şeyi yapacağız. Her şeyi yapacağız. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni şaka yapmıyorum. Dedim ki, Türkiye duydu. Neden duydu? Boş boş duymadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmetler, özellikle hayata geçirdiği, özellikle sosyal hizmetler konusunda Türkiye'de Mersin Büyükşehir Belediyesi gıptayla izleniyor. Yol yapılır, içme suyu yapılır ama canım yanıyorsa, hastaysam, bakanım yoksa, karnım açsa neyleyim ben de o yolu? Önce insanlarımızın huzuru, mutluluğu. Güçlü bir kentiz. Ama yoksunumuz da çok. Sosyal politikalar uygulayalım dedik. Yani önce bir vatandaşın sorunlarına eğilelim. Örneğin bedava çorba dağıtın dedik. Sabah erken çocuklar, sabiler okula giderken istasyonunu oraya koyun. Mersin, Tarsus ya da insanlar sanayiye çalışmaya giderken yol güzergahlarına bizim arabalar, çorba arabaları park etsin sabah erken ya da tarlaya çalışmaya giden işçilerin toplanma merkezlerine bedava çorbasını içsin. Ekmeğini de verin adamın. Bizim ekmek fabrikamız var. O yuvarlak ekmeklerden pakette alsın, işine gücüne, okuluna aç gitmesin o çocuk, o vatandaşı. Hem karnı doysun, hem o insanların bir teşekkürünü, bir duasını alın. Bu uygulamaya başlattı. Onlarca noktada, her yerde. Sonra dedim ki, yoksul mahallelere, ben bunu seçim öncesi de söyledim. Mahalle mutfakları kurun, yemek yapın, çok ucuz fiyatlara satın. Dediler ki çok ucuz fiyatlara satacağımızda bedava verelim. Ben de dedim ki, şimdi bir ablam bir atölyede çalışıyor, bir lokantada çalışıyor, bir fabrikada çalışıyor. Akşam işinden çıkıyor, evine gidecek. 3 tane çocuğu var, kocası var. Akşam eve gelecek, yemeği yapacak, bilmem saat kaç olacak. Çoluğunu, çocuğunu, kocasını doyuracak. Sonra kendi karnını doyuracak, gece yarısı oluyor. Değil mi? Şimdi bu bacım o mahalle mutfağından bedava yemek verdiği zaman kuyruğa gidip utanır almaz. Çünkü çalışan bir kadın. Ama şimdi olduğu gibi 3,5 lira bizde. 3 çeşit yemek. Porsiyon başı 3,5 lira öder. 5 kişilik yemek alır. 5 kişilik yemeğe 17,5 lira öder. Bir para vermenin onuruyla onu yapar, alır çocuklarını evine götürür. Şimdi 30 noktada, Mersin'de, Tarsus'ta 30 noktada bu noktalardan yoksul insanlar, geliri düşük insanlar yararlanıyor. Tarsus Üniversitesi'nin kapısında, Mersin Üniversitesi'nin kapısında çocuklarımız, öğrencilerimiz gelsin, okul çıkışı 3,5 liraya 3 çeşit yemeği alsın, evine götürsün, afiyetle yesin, kimseye muhtaç olmasın diye böyle hizmetler başlattık. Dediler ki ya çorbayla, yemekle belediyecilik olmaz. Şimdi kim alınırsa alınsın ama siyaset deyince, belediye başkanlığı deyince yemek, içmek, rant elde etmek, yandaşlarını doyurmak insanların aklına geldiği için koca koca binalar yapmak, beton yapmak insanların aklına geldiği için böyle yoksulun yanında olan bir belediyeciliğe pek alışmamışlar. İnşallah bizim sayemizde yoksulun, çocuğun, kadının, çalışanın, emek edenin yanında bir belediye başkanlığı, bir belediye yönetimi nasıl yapılır tüm Türkiye'ye göstereceğiz mesela. Hakikaten çok iyi geliri var belediyenin. Ama bir dengesizlik var. Belediyenin gücü kadar, yani dükkandaki mal kadar borç var. Oysa o yanlış karar sizin bütçenizde milyonların gereksiz yere harcanmasına neden oluyor. Şimdi benim belediyeme ait çok büyük binalar yapılmış. Hep bomboş duruyor. Emin olun. Bomboş. Bomboş. Gereksiz projeler, gereksiz binalar, gereksiz binalar. Neyse uzatmayalım. Biz durumu düzelttik. Dedik ki şu delikleri bir tıkayalım. Şu gereksiz alımları. Bizim en büyük giderlerimizden biri yıllık rutin harcadığımız, aklınıza almaz, şu anda bu yeni akaryakıt fiyatlarıyla yarım milyara doğru gidiyor. Bizim akaryakıt tüketimi yıllık. Ben göreve geldiğimde 120 milyon lira civarındaydı. 120, sonra 150'ye çıktı, sonra akaryakıt fiyatları patladı. 500 milyona yakın şu anda bizim akaryakıt tüketimimiz var. Biz yönetime geldiğimizde baktık, %1 iskontoyla alıyorlar. Yani 100 milyonluk akaryakıtta 1 milyon lira iskonto alıyorlar. Dedik bunda bir yanlışlık var 2019 yılında. 2020 yılında her 100 milyon liralık akaryakıtı biz 13,5 milyon indirimle almaya başladık. 1 milyon indirim, 13,5 milyon indirim her 100 milyonda. Şimdi 500 milyon tüketimimiz var. Yani yıllık 50-60 milyon lira sırf akaryakıt alımından tasarruf sağlandı bu belediyede. Sırf akaryakıt alımından. Şimdi böyle olunca işler düzelmeye başladı. Muhtarların bizden istediği, köy muhtarlarının özellikle yol. Önce yol. Şimdi bu yolun da %90'ı büyükşehire ait yollar değil. Bunu biliyorlar. Bak hepsi biliyor. Büyükşehir işini ciddi yapar. Büyükşehir sorumluluk alanlarında planlı, programlı çalışır. Büyükşehir işini kaliteli yapar. Böyle el yordamıyla yapmaz. Biz asfaltın hasını dökeriz. Sıcak asfaltın hasını. Bakın grup yollarına bakın. Tarsus merkezde yeni bulvarlar açıyoruz. Biz geçtiğimiz yine buraya geldik. Değil mi? En son geçen yıl muhtarım. Evet, geçen bir yıl oldu başkanım. Bir yıl oldu. Evet. Bir aylık sorun vardı. Biraz da dönemsel şanssızlığımız vardı. Kurak bir kış mevsiminden çıkmıştık. Bir de burada gülen yapısal sorunları vardı. Bizim Karasu İsa'yla altımızda çökme var. İller Bankası yapmış, geldik. Kucağımızda problemli bir yer bulduk. Oturduk, ölçtük, biçtik. Dedik ya biz burayı ayağa kaldırabiliriz. Hadi bismillah başladık ama elimiz yüreğimizde. Biz bu kadar emek yaparız. Sonra suyu bir taraftan veririz, o bir taraftan çıkmaz. Görmediğimiz komplikasyonlar, arızalar vardı. Hem emeğimiz gider, hem paramız gider, hem zamanımız gider diye. Allah'a çok korkuyla çalıştık. Ama şükür bugün görüyorum ki aylar önce bana müjdeyi verdiler. Dediler başkanım biz o çalışmaları bitirdik. Çok şükür olumsuzluk olmadı. Bu sene güne rahat gidebilirsin. Ben de şimdi rahat geldim buraya. Büyükşehir Belediye'mizin bayram öncesinde bütün ilçelerimizde bayramlaşmayla ilgili dolaştığımızda ve bugün 5. gün Tarsus Çamlıyayla tarafındaki Tarsus'la Çamlıyayla'nın köylerinde dolaştık. Torosların köylerinde dolaştık. Erdemli'nin köylerinde, Silifke'nin köylerinde dolaştık. Emin olun bir köy çocuğu olarak ben gurur duydum. Özellikle hizmetlerden gurur duydum. Çok kaliteli ve hizmetler sorunsuz karşılanmış, yerine getirilmiş. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu anlamdaki çabasını tebrik ve takdir ediyorum. Tatilde, bayramda dinlenmeden, durmadan çalışan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e Tarsus'a yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum. Anamur'dan Tarsus'a, Günlar'dan Çamlıyaya'ya kadar adil, akılcı, doğru hizmetlerin ve halkçı belediyecinin simgesi haline gelen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in çalışmaları, hizmetleri artarak devam ediyor.